felaketinin ardından hayatını kaybeden 7 kişiden 5'inin daha cenazeleri toprağa verildi. 300 kişilik uzman ekibin kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bölgenin sel ve heyelana karşı dayanıklı hale getirilmesi için gerekli tedbirlerin alınacağını söyledi. Allah'ım sen bilirsin, büyüksün Allah'ım. Her şey birdenbire oldu. İnsanları yuttu, insanları birden yuttu, insanların kaçmasına bile fırsat veremedi, vermedi. Kaçmasına bile fırsat olmadan insanları yuttu. Evler yıkıldı, ağaçlar devrildi, yol ve köprüler çöktü. Trabzon'un Araklı ilçesinde sel önüne geleni yıkıp geçti. Yukarıdan orak koptu geliyor, dedim haydi kaçalım dedim, bizi alacak sel. Teyzemin evi ciddi değil, teyzelerim ciddi, teyzem ciddi. Oranın öldü oldu. Oradan buraya yatırdığım çibin sel az daha aldı bizi, biz geçtik oyuncu tarafa işte. Canlarımızdan canlar ciddi. Geçti ciddiler, bu kadar yıkımlar ciddiler. Bu dereler böyle yıkım yerdi. Bak kaç senedir, 5-6 sene oldu ki böyle yıkım, ama bu sefer sildi süpürdü aldı ciddi milletimizi. Selde kaybolan 3 kişiyi arama çalışmalarına 314 uzman tarafından devam ediliyor. 18 Haziran'da sel felaketi yaşayan Çamlıktepe mahallesinde çok sayıda iş makinası selin verdiği tahribatı kaldırmak için aralıksız çalışıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum afet bölgesinde incelemelerde bulundu. Sel ve heyelana karşı bölgenin altyapısının güçlendirilmesi için gerekli tedbirlerin alınacağını söyledi. Trabzon, Rize, Ordu, Giresun illeri öncelikli illerimiz. Bu illerimizdeki şehrin içinden geçen derelerde ve bu derelerin koruma bandı içerisinde kalan veya şu an iklim değişikliği sebebiyle artık burada olmaması gereken binaları birinci, ikinci, üçüncü öncelik olarak tespitlerini yapıyoruz. Bakan kurum toplu konut idaresiyle bu binalarda yaşayanların taşınması için konut üretileceğini belirtti. Araklı'daki selde hayatını kaybeden 5 kişinin daha cenazesi toprağa verildi. Trabzon, Yomra'da da şiddetli yağış etkili oldu. İlçeye bağlı Demirciler köyünde bir ev heyelan nedeniyle yıkıldı, bazı evlerin alt katlarını su bastı. Derenin asfalta da zarar vermesi sebebiyle Yomra-Özdil yolu ulaşıma kapandı.